Hain. Sicilyalı Busquets genç yaşta mafyaya dahil olmuş ve yeraltı dünyasından dikkat çekmiştir. Zaman içerisinde büyüyüp etki alanını şehir şehir genişleten Busquets, mafya dünyasında iki oğlu, üç yeğenini ve çetesinden birçok kişiyi kaybeder. Panzehir. Yeraltı dünyasında uzun yıllar boyunca çeşitli karanlık işlere bulaşan bir tetikçinin ve ihanete uğradığı manevi babasının hikayesini ele alıyor. New York çeteleri. Hikaye 1800'lü yıllar New York'unda 1 ve 2 nesil öncesinden yeni kıtaya gelip yerleşmiş ve kendilerini bu toprakların yerlisi olarak görenler ile bu dönemde yoğunlukla İrlanda'dan gelen yeni nesil göçmenleri şehirde yer bulma ve nüfus mücadelelerini koda edinmektedir. Köstebek. Filmde gizli bir görevle New York mafyasına sızan FBI ajanı, bir tetikçiyle kurduğu dostluk yüzünden hem hayatını hem de kariyerini riske atar. Kabadayı. Filmde Şener Şen nesli tükenen bir kabadayı canlandırıyor. Ali Osman yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğlu Murat'ı, onu kokain bağımlısı sevgilisi Karaca'nın peşinde olan Devran'dan korumaya çalışır. İrlandalı. Frank Sheeran'ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna değiniliyor. Carlito'nun yolu. Carlito hapishaneden çıktıktan sonra sevgilisi Gail ile birlikte kendine yeni bir hayat kurmayı düşünmektedir. Ancak geçmişi Carlito'nun yakasını bırakmaz. O ne kadar geçmişinden soğutlanmaya çalışsa da avukatın hataları ve eski dostları onu bırakmaz. Bir Zamanlar Anadolu'da. Nuri Bilge Ceylan bu filmiyle kentsel kaygılarını bir kenara bırakıp tekrar taşranın sıkıntılı dünyasına dönmüş ama bu sefer bir cinayet hikayesinin gerilimini anlatmıştır. Film, bir doktor ile bir savcının 12 saatlik gerilimli öyküsünü pelikülü aktarmıştır. Gazino. Rothstein, renkli gece hayatı ve kumar çılgınlığıyla ünlü olan Las Vegas'ın bu kumarhanelerinden birini yöneten bir işletmecidir. İşe başladığı günden bu yana işini düzgün yapmaya ve kumarhane sahipleriyle arasını iyi tutmaya çalışmıştır. Büyük Hesaplaşma. Filmde ters giden bir soygun, bir suç dehası ile onu yakalamayı takıntı haline getiren sert bir dedektif arasında tehlikeli bir kedi fare oyununa dönüşür. Eşkıya. Hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl sonra hapisten çıkınca Baran'ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yaralı Yüz. 1980'li yıllarda Miami'de Kübalı bir mülteci olan Tony Montana'nın suç dünyasında yükselişini ve açgözlülüğünü konu almaktadır. Kapışma. Londra'nın dünyaca ünlü ve Yahudiler tarafından işletilen elmas ticaret merkezi inanılmaz bir soygunla çalkalanır. Çalınan elmaslar birkaç el değiştirip ortadan kaybolunca işler karışır. Rezervuar Köpekleri. Soygunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle kan gölüne dönen atmosferde polisten kaçmaya çalışan ekip, aralarında bir polis casusunun olduğunu öğreniyorlar ve bu kanlı mücadele fiziksel şiddeti de an beyan artan psikolojik bir savaşa dönüşüyor. Bir Zamanlar Amerika. Film, bir insanın 3 dönemi içerisinde geçtiği için o yıllarda ABD'de ortaya çıkan olaylar, yasaklar ve durumları ele almıştır. Köstebek.
Polisin şehrin en büyük suç organizasyonunu çökertmek için geniş çaplı bir mücadele başlattığı Güney Boston'da geçiyor. Amaç, güçlü mafya babası Frank Costello'nun egemenliğine içeriden bir müdahale ile son vermektir. Sıkı dostlar. Henry, Jimmy ve Tommy adındaki iki gangsterle birlikte bir soygun düzenler. Jimmy ve Tommy, Henry'den başka soyguna karışan herkesi öldürür ve ardından mafyada hızlı bir yükselişe geçer. Fakat Henry bu durumu kendine yediremez. Baba, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sına bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor.